Arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Harfler Köyü 23. bölümü yayınlamışlar bile. Üstelik burada sizler için tam peltek, tam peltek, yarı peltek 3 tanecik harfler vardı. Onları işlemişler. Üstelik basketbol oynuyorlar. Çok güzel ayarlamışlar. Ben çok beğendim. İzlemenizi de size tavsiye ederim. Zel harfi tam peltek bir harftir. Yani peltek harf dediğimizde aklımıza ilk ne geliyor? Dişlerimizin arasından dilimizi fazlaca çıkarıp Z sesini vererek okuyoruz. S harfi yine peltek bir harftir arkadaşlar. Dişlerimizin arasından dilimizi fazlaca çıkarıyoruz. S, si, su peltek bir şekilde okuyoruz. Ayrıca 3 tanecik olduğunu size böyle çiziverdim. Kardeşlerimize, kuzenlerimize, yeğenlerimize istersek bunlardan yaparız. Hem harfleri öğrenirler, hem harfler hakkında çizgi filmler var. Onları da bilmiş olurlar sizin sayenize. Çok güzellik olur onlara. Evet, Z harfini de mor bir renge boyayalım. Z da yarı peltek bir harftir arkadaşlar. Z harfi. Yani dilimizi dişlerimizin arasından azıcık çıkarmayla elde ederiz biz bu harfin sesini. V, va, v, vu kalın bir harftir. İki ince bir kalın harfimiz var. Evet arkadaşlar, bakın şimdi sizler için ne hazırladım. Bunu böyle boyadım. Kalemler sulu fırça deyince sulu boyaya dönüşecek. Hazır mısınız? Ben de çok merak ediyorum. Nasıl olacak bakalım. Başlayalım. Yaşasın. Sulu boya. Sulu boyayı daha çok seviyorum. Boyalar arasında hem kolay oluyor hem çok gösterişli oluyor. Kırmızı rengi sulu boya yapalım. Hoppa, renkler arasında kıyalım. Hız verir, hareket verir, öyle değil mi? Hatta biliyor musunuz, hani bunalar böyle tutuyorlar ya, aslında hiç güzel değil, yazık günah bu acıklara. Ok saplıyorlar, sırtlarını eziyet ediyorlar, güya kırmızı salladıkları için öyle olduğunu düşünüyorlar. Aslında hayvan cihazlar yapılan hareketlere karşı sinir olup koşturuyorlarmış. Allah onlara hesabını çok çetin sorar. Hayvanlara eziyet etmeyin diye güzel ahlaklı insanlar canlıların her birine Allah'ın yarattığı yüzüyle bakar. Onlara narin davranır, güzel davranır. Öyle değil, bizler öyleyiz, öyle değil mi arkadaşlar? Hayvan, çiçek, bitki, hatta yediğimiz meyvelere, sebzelere bile mesela onları överiz. Bu harfleri tutabilmek için nereden ne gelebilir? Peltek Z harfi. Z, Zeynep'in Z'si diyebiliriz. S, Sepet'in S harfi. Z ise Z
zımbadan aklımıza gelebilir. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Sizleri çok seviyorum Allah için. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.